Arkadaşlar herkese merhaba, Volkan Manav ben. Bugün teknolojioku.com olarak Ahmet'in dükkanındayız, çağrım iletişimdeyiz Biga'da. Neden buradayız diyeceksiniz, hemen anlatayım. Bugün burada olmamızın sebebi şu masada duran ödül. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Vodafone'dan, Vodafone Silver bayiler değil mi? Vodafone Silver bayiler arasında en çok Türkiye'de telefon satan firma oldu. O yüzden buraya geldik. Çok fazla bir telefon satışı var Ahmet'in ve burada hangi telefonlar daha çok satılıyor? İnsanlar ne alıyor? Biraz bunları konuşmak için. Evet, biz hep sizlerle en üst segment telefonları inceliyoruz. Hep en iyisini insanlara sunuyoruz falan filan ama bakalım gerçekten öyle mi? İnsanlar neler alıyorlar? Neler bakıyorlar? Ne tercih ediyorlar? Bunları birebir ağzından duymak için buradayız. Ahmet merhaba. Merhaba. Ödül için seni tekrar tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Daha önce tebrik etmiştim. Ne zamandan beri bu dükkandayız ve ne zamandan beri bu dükkanda Biga halkına hizmet veriyorsun? 3 yıl oldu hizmet veriyoruz. Vodafone olarak başladığımız bu yolda yine Vodafone olarak büyümeye devam ediyoruz inşallah. Çok güzel. Peki bir şey soracağım. Yani burada ya çok kalabalık oluyor burası. Hatta şöyle söyleyeyim ben size, hani buranın nasıl bir müşteri potansiyeli olduğundan biraz bahsedeyim. Şimdi geçtiğimiz günlerde Ahmet bana telefon etti, dedi abi Xperia Z5 Premium geldi. Hatta burada şu anda. İki tane geldi. Ben dedi bu telefonu gel. Bakalım kutusunu açalım falan filan dedi bana. Aradan 2 saat geçti. Ahmet beni aradı. Abi ben de telefonlar ikisini de sattım. Ama dedi yeni sipariş verdim. Onlar geldiği zaman yapalım dedi. Yeni telefonlar geldi. Yeni telefonlar da satıldı. Yine yapamadık, açamadık. En son bir tane kutuyu kendimize ayırdık. Bunu sağ olsun bizim için ayırdı. Daha bunu vitrine koymadık. Buna bakacağız hep beraber. İncelemesini yapacağız. Fotoğraf testini de yapacağız bu telefonun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buraya gelen müşteri portföyünün yaş ortalaması genelde ne? Yaş ortalamamız ortalama 16'da 35 arasında. 16-35 arası müşteri portföyüm var. Ediyoruz. Ben o artık müşteri portföyüne girmiyorum. Peki şunu soracağım, sen ikinci el telefon da alıyorsun. Evet, ikinci elde devam ediyoruz. Peki bu ikinci el telefon alırken en sık değiştirilen telefon, insanların sana getirdikleri, en çok getirdiği telefon hangisi? Yine Apple üzerinde yoğunlaşıyorlar. Öyle mi? Yine 4S, 5S gibi telefonlar çok geliyor. Tabii peki, üst segment cihazların yoğunluğundan dolayı 6S, 6S Plus çıktı. Yine Apple'ı takip ediyor bu kullanıcılar. Peki bir şey soracağım, şimdi mesela adam sana 4S'i getiriyor. Evet. Genelde Apple müşterisi neyi tercih ediyor? Apple müşterisi yine Apple'la devam ediyor. %90 yine Apple üzerinden gidiyor. iPhone 6S burada. Meraklıları yine Apple'dan vazgeçmiyor marka değerini koruduğu için. Değil mi? Ama gerçekten öyle herhalde. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Kullanıcısı olarak da. Bir de Apple şöyle bir şey yaptı. iPhone 6'da gold renk vardı. iPhone 6 Plus çıktıktan sonra biliyorsunuz iPhone 6'daki gold rengi durdurdu. Evet. Orada mesela şunu da sorayım, aklıma geldi şimdi. iPhone 6'nın gold rengi şu anda biraz daha fiyat olarak farklı mı satılıyor? Aslında bulursak fiyat olarak farklı. Zaten anladım. Firmasal bazda da yine biraz oynuyor aradaki farklar renklerden dolayı. Peki Android telefon getirenler yine Android'le mi devam ediyorlar yoksa Apple'a geçen? Apple'a geçmek isteyen aslında çok oluyor. Ama bunun biraz da alışkanlık olduğundan dolayı hem de maliyetten dolayı. Yine geri adım atıyorlar. Yine Android'le devam etmek istiyor çoğu. Çok fazla telefon modeli var. Burada gerçekten çok fazla telefon modeli var. Genelde insanların kapıdan girdikleri zaman sordukları, merak ettikleri telefon hangisi en çok? Zaten kullanıcılar artık internet üzerinden de bunlara ulaşabildiği için genelde iPhone takipçileri çok daha ağırlıkta fazla. Yani insanlar 6S, A6S gelmiş yine vitrinde. Canlı cihazlarda da yine hep 6S üzerinde yoğunlaşıyorlar. Ve bunların da özel rengi tasarımından dolayı Rose Gold ve Gold serisi çok ağırlıkta satmaya devam ediyor. Apple'da en çok tercih edilen renk Gold ve Rose Gold değil mi? Ve Rose Gold, evet. Valla Ahmet bir şey söyleyeyim, yani ben kendim herhalde telefon alacak olsam şu an Rose Gold alırdım herhalde, onu söyleyeyim. Evet. Yani gerçekten çok güzel görünüyor çünkü telefon. Peki bir şey soracağım, bir Vodafone bayindeyiz. Bu Vodafone bayinde genelde tarife üzerinden mi telefonlar satılıyor yoksa insanlar peşin olarak mı telefon almayı tercih ediyorlar? Genelde biz tarife üzerinden yoğunlaşıyoruz tabii ki. Geleceğe dönük çalışmayı seviyoruz. Büyümek adına, kurumsallık adına. Tarife üzerinden çok daha fazla
Peki orada bir avantaj, dezavantaj durumu var mı? Yani tarife üzerinden almakla peşini almak arasında, yoksa hani tarifeye istinaden mi orada avantaj ortaya çıkıyor? Aynen, tarifeye istinaden avantaj ortaya çıkıyor. Müşterinin tarifesine göre sunumlar yapıyoruz. Müşterinin tarifesine göre yönlendirmeler yapıyoruz. Hem güven tazelenmiş oluyoruz müşteride. Hem de kontrat müşterine, gibi 24 ay değil mi? 24 ay kontratlı. Fiyatlar, 24 ay, sadece 24 ay mı var, 36 var mı? 36 ay da var. 36 ay da var. Cihazına göre 36 da var. Hmm. Mesela iPhone 6S'in var mı 36? Var, 36 ay var. Soralım da öğrenelim. Peki bir şey soracağım. Şimdi ben yani GSM operatörlerin telefonlarını inceledim. Hem Avia'nın, hem Turkcell'in, hem Vodafone'un telefonlarını inceleme fırsatım oldu ve bunları karşılaştırma fırsatım da oldu. Bu videoları zaten sitede görebileceksiniz. Yani çok çok gerçekten farklı farklı testler yaptık. Pil testi yaptık, video testi yaptık, efendime söyleyeyim fotoğraf karşılaştırma testi yaptık. Bu noktada özellikle fotoğraf karşılaştırma testinde Vodafone Smart 6 öne çıktı. Bunu söyleyebilirim. Yani incelemelerde bunları açıkça söylemiyoruz ama bugün bunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok iyi performans gösterdi orta segment telefonlarda. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, yani kamerasıyla öne çıkmıştı Vodafone Smart 6. Ve tabii ki Turkcell T60'a göre hem büyük ekranlı olması hem fazla çözünürlük sunmasından dolayı, ekran Full HD çünkü, iyi satış rakamlarına ulaştı diyebiliyorum. Vodafone Smart 6 satışları nasıl gidiyor? İnsanlar telefondan memnun mu? Onu da sorayım. Vodafone Smart 6 beklenmedik düzeyde iyi sattı, evet. Doğru söylüyorsunuz. Şu anda da hala da satmaya devam ediyor. Evet. Yine kampanyalarından dolayı. Birçok tarifede çok uygun fiyatlar sunuyor çünkü Vodafone Smart 6. Çözünürlük kalitesi olarak, yine şekil itibariyle de. Peki alan müşteriler memnun? Kesinlikle memnun. %90 tabii memnun. Bunun yanında ufak tefek yazılımsal problemler olmasıyla birlikte bunlar çözümleniyor hemen o anda zaten. Ya şey, şimdi ZTE kendi markasıyla Türkiye'ye giriş yaptı. Evet. Blade V6 ile giriş yaptı. Bakalım ona mı yoksa kendi GSM operatörü destekli telefonlara mı güncelleme verecek? Bunu hep beraber bekleyip göreceğiz. Kesinlikle. Yani ama kısa bir süre içinde, yani söylenen bu. Yani umarım gerçekleşir. Android 6.0 güncellemesinin bu telefonlara geleceği söyleniyor. Eğer bu telefonlara bu güncelleme gelirse, ben şuna da eminim, satışların daha da artacağına eminim. Yani güncellemenin bu tarz telefonları, orta segmentteki telefonları ivmelendireceğine de düşünüyorum. Uçuracaktır bence de. Söyleyecek, yani benim soracaklarım bu kadar. Sana tekrar hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz. Yani 50 bin nüfusu bir ilçede, Türkiye'de en çok telefon satan bayi olduğu için arkadaşımızı tekrar tebrik etmek durumundayım. Çok iyi bir iş başardın. Tekrar teşekkür ederim sana. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ekibimize de teşekkür ederiz. Evet. Sayede. Tabii yani burada sonuçta çok ciddi de bir ekip var. İki ayrı dükkanda çok ciddi bir ekip çalışıyor. Onu da söyleyeyim size. Yani bayağı bir kalabalıksınız. Evet, evet. Ya bu akşam arkadaşlar buradan gittiler. Çok kalabalıklardı. bu iş tek başına olmuyor. Kesinlikle tek başına olmuyor. Ekibime ayrı ayrı teşekkür ediyorum kendi adıma. O zaman herkese hoşça kalıyoruz. Hoşça kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yorumunuzu bekliyoruz.